Ben haber ajansı muhabiri. Evet, şu an yağmur altında, kent merkezinde bulunan Osman Ağa apartmandaki enkaz kurtarma çalışmaları devam ediyor. Kameraman arkadaşımız Ömer Şulu'nun da gösterdiği görüntülere üzere halen enkaz altında bulunan vatandaşları kurtarmak için ekipler hummalı bir şekilde enkaz üzerinde çalışmaları devam ediyor. Devam ediyor. Şu an hemen deprem, tekrar bir deprem, o sarsıntı oldu. Vatandaşlar koşmaya başlıyor. Çökme bayağı burada, bir panik havası yaşanmaya başlandı. Hemen vatandaşlar burada bayağı ciddi bir sıkıntı oluştu. Şu an vatandaşlar tekbir getirerek şey yapıyor. Hemen vinçi görüyorsunuz. Evet, vinçi görüyorsunuz Ömer. Ömer, vinç düşecek. Vinç düşecek. Ona bak, dikkat et. Dikkat et, şu an deprem, Mehmet, sarsıntı büyük bir şey. Evet, artçılar yaşanmaya devam ediyor. Yer Şanlıurfa, tam Osman Ağa Apartmanı enkazı önünden Ali Leylak Demirören haber ajansı muhabiri durumu anlatırken çok şiddetli bir artçı yaşandı. Bir iş makinesi vardı. Vinç'ten hemen önce ekranlara gelen, o kamyonun sola sağa doğru nasıl hareket ettiğini, sarsıldığını gördük. Tabii o anda vatandaşlar nasıl olmasın bir panik havasına girdiler. O korkuyu tekrar yaşadılar. Evet, görüntüler şu anda geliyor ekranlara. Yandaki binanın üzerlerine çökme endişesiyle enkaz üzerinde bulunan tabii arama kurtarma ekipleri de oradan hızla uzaklaşmaya çalışıyor. Görüntülerin canlı olarak ekranlara geldiğini söyleyelim. Yer Şanlıurfa canlı yayında, tam bağlantı sırasında çok şiddetli bir sarsıntı yaşandı. Artçılar devam ediyor bölgede. Bu konuda çok önemli uyarılar var. Ne olursa olsun binalara girilmemesi, sağlam olduğu düşünülen, görüntüde dahi bir sıkıntı olmadığı düşünülen binalardan, çevresinden de uzak durulması konusunda sabah saatlerinde yine Şanlıurfa'da çok sağlam görünen, herhangi bir çatlak olmayan binanın bir artçı sebebiyle nasıl yıkıldığını gördük, ekranlara getirmiştik. Geçtiğimiz dakikada çok şiddetli bir sarsıntı, bir artçı daha yaşandı. Görüntü yok ama tekrar gidelim. Ali Leylak şimdi anlatacak neler yaşandığını. Bitti mi sarsıntı Ali? Evet, halen sarsıntı aralıklarla devam ediyor. Demin 5 dakika öncesinde bölgede oldukça çok şiddetli bir sarsıntı meydana geldi. Sarsıntı üzerine enkaz kurtarma çalışmasında bulunan vatandaşlar can havliyle koşmaya başladı. Hemen arka tarafında bulunan Karabatak vatandaşlar ise tekbir getirerek kendilerini korumaya çalıştılar. Bahçeli Evler Mahallesi'nde bulunan bazı binalarda ise yıkılma tehlikesi, çökme tehlikesi olduğunu da söyleyebiliriz. Burada şu an bir panik havası yaşanıyor. Bölgede halen enkaz kurtarma çalışmaları devam ediyor. Hemen yanı başımda gördüğünüz gibi yağmur altında ekipler hummalı bir şekilde çalışmalarını sürdürüyorlar. Yalnız karşı taraftaki binalarda hasar oluşması nedeniyle vatandaşlar da o tarafa dönerek oradaki durumu merak ediyorlar. Orayı gözlemlemeye çalışıyorlar. Hasar var mı yok mu onu öğrenmeye çalışıyorlar. Şu an için güvenlik güçleri de hemen yanı başımda bulunan çok yüksek katlı bir binada da ciddi bir hasar meydana geldiğini görebiliyoruz çıplak gözle. Vatandaşlar özellikle binalara yaklaşmamaları, içeri girmemeleri yönünde sık sık uyarı çağrıları yapılmakta. Güvenlik güçleri, polis, asker, jandarma bölgede güvenlik şeridi oluşturarak vatandaşları riskli binalardan uzak tutmaya çalışıyor. Bir taraftan da çöken Osman Ağa binasındaki vatandaşları kurtarmak için ise yağmur altında enkaz kurtarma çalışmalarını sürdürüyorlar. İş makineleri bölgede çalışıyor. Kolonlar halinde çıkarılan beton bloklar ise kamyonetlere yüklenerek molozların altındaki vatandaşlara ulaşılmaya çalışıyor. Şu an görmüş olduğunuz gibi bölgede bir tarafta arama kurtarma çalışmaları devam ederken bir yanda da yağış meydana geliyor. Şu an itibariyle halen iş makineleri enkazları temizleme çalışmasını sürdürüyor. Bahçeli Evler şu an son dakika bir bilgisi olarak da yine bu Osman Ağa Mahallesi'nin hemen karşısında bulunan Bahçeli Evler'de 3 binada ise çökme meydana geldi. İçinde bazı vatandaşların olduğu yönde bilgisini de paylaşmak istiyorum. Şu an itibariyle bölgede bulunan bazı ek sağlık görevleri, arama kurtarma ekipleri ise Bahçeli Evler Mahallesi'ne giderek oradaki çökme enkaz altında kalan vatandaşlara yardım etmek için orayı yönlendiriliyor. Şu an bölgede ciddi bir panik havası yaşanıyor. Zaman zaman artçı
depremler tekrar meydana geliyor. Gördüğünüz gibi polis, asker ise bölgede güvenlik önlemlerini sürdürüyor. Sağlık ekipleri bölgede hazır tutuluyor. Enkaz altında kalan vatandaşları daha fazla etkilenmemesi için özel aletlerle arama, kurtarma çalışmaları devam ediyor. Bir yandan da oksijenle temiz hava vererek vatandaşların hayatta kalmaları için mücadele veriliyor. Görmüş olduğunuz gibi bölgede toplanan karabalık vatandaş işte bir yandaki buradaki çalışmaları takip ediyor. Bir yandan da diğer bahçelievlerdeki çöken binaları görmek için bölgeye akın ediyorlar. Ekipler de görmüş olduğunuz gibi sağlık, polis, itfaiye ekipleri de çöken binalara doğru hareket ederek enkaz altında kalan vatandaşları kurtarmak için seferber olduğunu söyleriz. Şu an itibariyle bölgede halen arama çalışmaları devam ettiğini belirterek sözü merkeze bırakıyoruz.